Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz yıllardır limon, sarımsak, elma sirkesi. Kuşlara olur mu, olmaz mı? Olmazsa niye olmuyor? İspatlarıyla beraber. Önce bir görsel yapacağım size, izleyin. Bunlar görüyorsunuz sarımsak. Temsili ezmeden atıyorum suya. Şöyle temsili. Efendime söyleyeyim, bir tane limon diyoruz. Temsili yapıyoruz. Küçük küçük doğrayıp ezmiyoruz, atıyoruz suyun içerisine. Öyle dağıttık. Evet arkadaşlar. Muhammed hoş geldin oğlum. Okul neredeyse bitti. Ondan sonra attık. Ne demiştik arkadaşlar? Elma sirkesi. Hadi biraz da elma sirkesi koyalım. Koyduk elma sirkesi. Bunlar temsili tabii ki. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Böyle bir karışın. Ne diyorlar? Ne diyorlar? 20 gün güneş almayan karanlık bir yerde beklet. Ondan sonra kuşlarına 3 litreye 5 litreye bir çay bardağı doldur koy ver. Yanlış kardeşlerim. Yanlış. Kendi elinizde kuşlarınızı zehirliyorsunuz. Ya ilaç öder. Ne diyorsun şimdi sen ya? Ne anlattın bize? Tabuları yıktın. Be güzel kardeşim. Gittin balıkçıdan palamutu aldın. Difrize koyuyorsun. Bir sene soğuk ekside durması gerekiyor ki bakteri üretmesin. Açıkta dursa hemen çürür değil mi? Çürüme demek bakteri üretme demek. 2. Gittim marketten bir tane bisküvi aldım. Bisküvi nedir? İçinde katkı maddesi var. Katkı maddesinden dolayı raf ömrü 1 yıldır. Doğru mu? Gittik turşu aldık. Turşu suyun içinde. Onun içinde de koruyucu olarak da tuz var. Onun da ömrünü uzatan tuzdur. Şimdi gelelim buna. Bu su, limon, sarımsak, elma sirkesi. İçerisine bir koruyucu koyduk mu? Yok. Tuz koymuyoruz. Güvercinin böbreklerine zarar. Bunun bilimsel makalelerinde yayınladım. 50 sefer videosunda yaptım. Mineral taşı vermeyin üstte tuz var dedim. Vesaire vesaire. Şimdi gelelim konunun ozuna. Şimdi biz bunu yaptık. 20 gün beklettik. Sonra ne oluyor? 6 ay boyunca bu bakteri üretiyor. Hiçbir koruyucu içinde yoktur. Bakınız arkadaşlar şu limon. Bıraktın dışarıya bir hafta 10 gün durdu. Sen bunu alıp yer misin? Yemezsin. Çünkü çürüme. Yani çürüme demek bakteri demektir. Peki suyun içindeyken de çürümeye geçiyor. Yıllardır böyle bir tabu var. Ha kardeşim diyeceksin ki peki İllas Usta alternatif var mı? Var tabii ki ya. Ha. Bu bir su kabına günlük. Bugün sıkarsın bir yarım limon. Bugün verdin mi taze taze kuşlarına? Ertesi gün dök. 2 baş sarımsak, 1 baş sarımsak. Bak 3 litrelik kap. Doğrarsın, ertesi günü sarımsak verirsin taze taze. Ezersin, atarsın suyuna. 3. gün elma sirkesi verirsin. 5 litreye bir çay bardağı, 3 litreye bir yarım çay bardağı şeklinde. Ne oldu o zaman? Elma sirkesini de taze verdin, limonu da taze verdin, sarımsağı da taze verdin. Bütün tabuları yıkacağız değil mi? Şimdi bunları yeni duydunuz değil mi? Ben bunun bugüne kadar videosunu yapmadım. Bana çok diyorlar niye yapmıyorsun, niye yapmıyorsun? Dedik ki bari zararlarını anlatalım. Şimdi birilerini zoruna gidecek. Çünkü yıllardır bunun reklamını yapıyorlar. Maksadım kimseyi karşıma almak değildir arkadaşlar. Maksadım bu değil. Ben bildiğim doğruyu anlatırım. Her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz. Edep ve adaba uymak şartıyla. Benden bu kadar. Bu konuyu da açıklamış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.